Merhaba arkadaşlar 14 Eylül Çarşamba iddia tahminleri ile sizlerle birlikteyim. Önceki banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Saat bir de Arjantin Liga Professional'da Huracan La Barakat Central karşı karşıya geliyor. Hurakan oynadı 17 karşılaşmada 8 galibiyet 7 beraber 2 mağlubiyet aldı. 21 gol attı 12 gol yedi 31 puan topladı. Hurakan'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Central Cordova'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı 1 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Barakas ise 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraber 7 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 26 gol yedi, 20 puan topladı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda River Plate'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Sağ 0-1'de Arjantin Liga Professional'da oynayacak olan Huracan Barakas Central karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 0 işte Amerika Birleşik Devletleri MLS liginde Minnesota United'da Los Angeles FC karşı karşıya geliyor. Los Angeles oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı, 59 gol attı, 32 gol yedi, 60 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Real Salt Lake'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Minnesota United ise 29 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 44 gol attı, 43 gol yedi, 44 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Dallas'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde oynayacak olan Minnesota United Los Angeles FC karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst. Saat 03.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston Dynamo ile New England Revelation karşı karşıya geliyor. New England Revolution 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 42 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi New York City'yi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Houston Dynamo ise 29 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı, 36 gol attı, 48 gol yedi, 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Seattle Sanders'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 03.30'da Amerika Birleşik Devletleri MLS liginde oynayacak olan Houston Dynamo New England Revolution karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 05 üst. Kazanma oranı oldukça yüksek olan katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı yüksek günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebiliriz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 17.30'da Hırvatistan Ligi HNL'de Hajduk Split ile Rijeka karşı karşıya geliyor. Hajduk 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. 13 gol attı. 8 gol yedi. 12 puan topladı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldığı son karşılaşmasında kendi elinde Sloven Belipo'yu 5 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Rijeka ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 11 gol yedi, 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 17.30'da Hırvatistan Ligi HNL'de oynanacak olan Hajduk Split Rijeka karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Maccabi Haifa'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten Netanya karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten Schalke'nin karşılaşmasında 1-0 kazanmış, Benfica karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti. İlk yarısı 1-1 biten Deplasman Birşeva karşılaşmasını 2-1 kazanmış, ilk kere 2-1 mağlup bitirdi Deplasman Cirvenezi karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı Maccabi Haifa. Paris Saint Germain'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda 2 kere 1-0 mağlup bitirdi. Monaco ile 1-1 berabere kalmış. İlk kere 2 kere 2-0 önde bitirdi. Juventus'u 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise 2 yarıyı 1-1-1-0 önde bitirdiği Nantes'i ve Toulouse'i 3-0'lık skorlarla yenmişti. İlk kere 4-0 önde bitirdi. Deplasman Lille karşılaşmasını ise 7-1 Paris Saint Germain deplasmanda kazanmıştı. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Maccabi Haifa Paris Saint Germain karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk golü deplasman takımı atar. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek olan isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponları kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 ve üzeri olan hava şartları kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verin dikkat alıp emek vererek zaman harcak oluşturduğum günü ideal kasa katlamı banko kombine kuponunu VIP Elmas kurumunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıklar eşmek istiyorsanız Elmas Katalı grubuna Beklerim. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyoruz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçlarının oranları düşmeden, oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarım videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.